çizgi film izleyerek başladım. Sonra kuzenimle beraber dörtlü lombak, işte kabusku, kuntepel canavarı ve biraz da yiğrenelim dörtlüsü olan bir seri bulduk. Onları görünce kapaklarından çok etkilendik ve ya ne var bunlarda, alıp okuyalım dedik. Zehirlendik yani o yaşta. Sonra bütün yaz o kitapları okuduk, değiştire değiştire. O onu bitirdi, ben öbürüne başladım derken evdekiler de şaşırdı. Çocuklar hani dışarı bile çıkmıyor, oturup bir şey okuyorlar ama ne? Sonrasında haftalık dergilerle tanıştım. Ama önce işte lombakları görüp bunun devamı şu an nerede diye bakarken haftalık olan işte Penguen'le tanıştım. O da işte evin orada bir köşen market vardı. Okula giderken o köşeden dergimi alıp otobüse binip gidiyordum. Yani şu anda her köşede Penguen, Uykusuz ya da Haftalık Mecra satan bir bayi bulmak zor olabiliyor. Oysa ne bileyim o yaşta bununla karşılaşan bir genç buna daha tutkulu bir şekilde ilgi gösterebilir. Yani ben öyle başladım diyebilirim. Yani hep onları okuyup onlar gibi çizgiyle bir şey anlatma ihtiyacı doğdu. Büyük bir hayranlıkla. Sonra lise boyunca işte çizgimi geliştirmeye, okuyarak bunları biriktirerek çizebilir miyim diye baktım. Sonra üniversiteye geldiğimde de özellikle üniversiteyi İstanbul'da kazanmak istemiştim. Çünkü dergiler İstanbul'daydı. Bir şekilde o ortama yakın olmam gerekir diye düşündüm. Sayısal bölümdeydim. Ya tıpa yollayacaklardı ya da işte böyle diş hekimliği falan. Ama ben pek o meslek dallarını istemiyordum ve aklımda hep çizmek vardı. O yüzden o yaz girip hani yetenek sınavlarına girip bir güzel sanatlar mı olsa, birleşik sanatlar mı olsa diye birkaç üniversite sınavına girdim. Sonuçları beklerken bir yandan başvurduğum mimarlık oldu ve ailem de hani zaten bir şekilde çizmeye devam et, kimse bir şey demiyor ama mimarlık oku dediler. O yüzden aslında mimarlığı çok tanımadan mimarlık fakültesine başladım ve ilk başta çok zor geldi. O teknik dil, yepyeni bir şey öğrenmek, bir yapı yapmak, bu hani o mesleğin çok yönlülüğü ve disiplini ilk senelerde o dile tanışmak, hani o dille haşır neşir olmak için aldığımız eğitimler falan çok ağır geldi. Ama sonra ağır geldi ama yeni bir kapı açtı yani. Mimarlığın ne kadar toplumla, ne kadar insanla, işte mekanla, duygularla, olaylarla ilişkili olduğunu fark ettim ve sevdim. Düşünce yapısını, tarihini, sanatsal bakışını, eleştirisini, her şeyini çok sevdim. Ama aynı zamanda işte çizmeye de devam ettim ve dergilere biraz daha yaklaşmışken bu sefer bu ikisini nasıl beraber götürebilirim diye baktım. Çünkü mimari çizim, hani teknik çizim, anlattığın çizgi sadece senin hayal gücüne dayanmıyor. Belirli bir formülasyonu simgeleyen çizgi teknikleri var. Çok farklı ve detaylı bir disiplin. Ama karikatürde de bu disiplinin olduğunu işte Hortlak Çizgi Roman Okulu'na gelip işlerimi gösterdikten sonra üstadların çizimler üzerinden yön vermesiyle anladım. Aslında ikisi de yani mimaride bir projeyi tasarlarken aldığımız tahsihler gibi tahsihler gibi dergide de bu tarz bir yöntem vardı. Yani sen çizip götürüyorsun, yaptığın şey üzerinden eleştiriliyorsun ve gelişiyorsun. Ve bunu devamlı yapıyorsun. Yani böyle bir işte Hortlak Çizgi Roman Okulu'yla da aslında bu iki dal arasındaki bağı bulmuş oldum. Aynı mantıkla çalıştıklarını görmüş oldum ve ikisini birbirine katmak benim için çok eğlenceli oldu.